ile aşkı karıştırmacımız. Sen güçlü bir kadınsın. Bir erkeğin seni mahvetmesine asla izin verme. Tamam? Kızlar ne diyeceğim? Cansu Hanım gelmiş. Ben olsam hayatta gelmem ama. Şşş, çaktırma geliyor, geliyor. Sus. Geldim, çaktırma. Günaydın Cansu Hanım. Günaydın. Cansu Hanım, dosyanız vardı. Buyurun. Levent Bey, Cansu Hanım nikah masasında bıraktı ya. Yazık. Ya ben olsam hiç gelemezdim işe falan. Yahu biriyle evlenmemek, evlenmekten daha zormuş ya. Nasıl iş ya? Efendim doktor bey? Efendim? Size mi söyledim? Ben içimden konuşuyorum sanmıştım. Halbuki dışarı kaçmış. Evet. Ya gelin, geçmiş olsun. Kalkabiliriz. Teşekkürler. Evet, şimdi 2 saat yüzümüze hiç dokunmuyoruz. Hep ileri bakıyoruz. Tamam. Ufka bakıyoruz. Ufukta ne görüyoruz? Belki bir aşk, belki bir evlilik. Zaten niye yaptırdınız bunu? Değil mi? Aşk için yaptınız siz bunu. Aşk olmak evet. İçin, evlilik için. Değil mi? Hoşçakalın. Aşk, evlilik. Bu işler işte... Ne diyorum ben ya? Dilimi tutamıyorum. Resmen özel hayatımı anlatıyorum hastaya ya. Sinirlerim bozuldu. Al. Ne için giriyorsun kızım odaya? Habersiz. İstediğiniz dosya getirdim Levent Bey. Buyurun. Evet. Ama bunu Cansu Hanım'ın imzalaması gerekiyor. Geçen sefer hatırlarsan imza olmadığı için kuruldan geri dönmüştü. Sen bunu Cansu Hanım'a geri götür. İmzalasın, bana getirsin. Cansu Hanım senelik izne çıkacaktı ama. O zaman ben hemen gidip yetişeyim. Bir dakika, ne? Senelik izne çıktı işte. Senelik izin? Senelik izne çıkacak işte. Kızım çekmesene dosyayı, bırak. Levent Bey, dosya. Kızım bıraksın. Evladım dosyayı bırak. Bırak. Niye çekiştiriyorsun dosyayı? Tamam, ben halledeyim, sen git. Peki. Yani çok bağlısın işine, bu kadar olmaz ki. Elimden çekiyor. Deli mi ne bu sekreterde boğacağım ha? Senelik izin mi? Hem de biz ayrıyız ya. Senelik izin, biz ayrıyız, tatile gidiyor. Allah muhafaza. Böyle bir şey izin veremem. Olmaz. Ne yapmak zorundayım? Allah'ım kontrolümü yitiriyorum ama. Evet, kontrolümü yitirdim ama yapmak zorundaydım. Bayi'cim, ben gerekli ajandayı ekiple paylaştım. Bir aksilik olursa telefonum açık zaten. Kolay gelsin. Cansu Hanım. Cansu Hanım. Buyurun Levent Bey. Sizinle hususi bir konuda konuşmak istiyordum da. Ben artık hususi konularla ilgili konuşmuyorum Levent Bey. Yıllık iznimi alacağım, müsaade ederseniz size kolay gelsin. Ah alırsınız. Pardon? Yani şu an izin alırsanız ah alırsınız. O yüzden alamazsınız izin falan. Niyeymiş? Rica ediyorum. Sizi şu anda ciddiyete davet ediyorum. Kurumsal bir konu hakkında konuşacağım. Kurumsal? İş hakkında yani. Evet, kurumsal. Aşkla işi birbirine karıştırmayalım diyen sizdiniz. Ama bakıyorum da karıştırmışsınız. Arap saçına dönmüş ortalık. Hangi konuda Arap saçına dönmüş acaba? Bu sağlık kuruluna gidecek olan dosya hazırlanmamış. Yalnız o konuyla Dilek Hanım ilgileniyordu. İlgilenmemiş. Hiçbir şey yapılmamış. Ortada dosya mosya yok. Eğer bu dosyayı vaktinde teslim etmezsek cezai işlem uygulanacak hastaneye. Üstelik imzanız da yok. Bir dosya var ve benim imzam yok, öyle mi? Evet, imzanız yok. Hiçbir şey yok. Huzur yok. Bu hastanede huzur yok. Artık huzur yok. Herhalde bu sorunu çözmeden gidip de
bronzlaşacak tinette bir insan değilsinizdir. Hallediyorum hemen. Nasıl hallediyoruz hemen? Levent Bey. Biri odanızdaki dosyayı yırtıp çöpe atmış. Aa, kim yapmış acaba? Ne zaman yapmış? Nerede yapmış? Neden şimdi yapmış? Bunu da getiriyorsunuz böyle parmağınızı, parmak izleriniz. Yani bu suç teşkil ediyor. Hastanede bir suçlu var. Kim? Kim acaba? Hastasın Levent. Gerçekten hastasın. Güzel. Öfke aşktan doğar sonuçta.